İstanbul'da uzun süre yaşamış olsam da köy bağlantılı bir insan. Akşehir'im, elhamdülillah, onun erdiğinde bir Fenerbahçe'yi ve de Akşehir'im. Aslında bunu inanın, popülizm anlamında da söylemeyeceğim. Türkiye çok güzel bir ülke. Yani Anadolu'nun her köşesi çok güzel. Benim artık Akşehir dışında her tarafta evlerim var. Her taraf açsak olursa. Kesinlikle. Şimdi burada ne yaptık biz Nusret Bey o zaman? İşte burada sorunun cevabı bu, anlatacağım şeyi. Şimdi biz köyde yaşarken daha elektriklerin olmadığı dönemlerde, buzdolabının olmadığı, ter dolabının olduğu dönemlerde gazan, yer sofrasında yani yerde, yer sofrasında o sofranın etrafında tüm aile oturur bir kaptan yemek yer. Aynen. Tahta kaşık vardı o zaman. Demir kaşık yok, çatal önemli. Dedim ki, ya dedim, böyle bir oda kuralım ki bu kapıdan içine giren herkes önce insan gözüyle bakalım. Önce meslektaş gözüyle bakalım. Onların inançları, siyasal yapıları kapının dışında kalsın. Ama severek bu işi yapalım. Özü bu Nusret Bey. 32 yıldır bunu yapıyoruz. Birileri yüreğe fesat oldukları için, bazı arkadaşlar çıkarlarına denk aydıkları için, onlara Allah havale edin, onları söyleyecek bir lafım yok. Ama biz aynı görüşteyiz hala. Görev yaptığım süre boyunca hiçbir insan ayrımı yapmadık. Bulunduğumuz güçleri grup gücü olarak kullanmadık. Dolayısıyla özü bu. Çok kızıyorlar muhalefet bana ama benim devim de o sevginin diğer adı Sevda Türküsü. 32'de o Türkiye'yi çok insanlarla söylüyoruz, ediyoruz. Bir de örgütlemin temelinde güçlü bağlarınız olması lazım. Çok önemli. Evet. Şimdi güçlü bağlar bildiğiniz gibi çıkar olmayan bağlar. Herkesin işte böyle bir güçlü bağları vardır. En yakın ailesidir kenar. Sonra yakın arkadaşları vardır. Böyle 25-30 kişidir. Her belki 50'dir şey. Biz 90'lı çok güçlü bağları kurduk. Yani o gün yola çıktım arkadaşım %99'u. Bakın ayrılanlar daha sonra trene binen arkadaşlardır. 90'lı yola çıktım arkadaşımın %99'u hala bu grupta yaşayanlar grubun neferi olarak gelebiliyorlar, bir yerde görev almadan gelebiliyorlar. İşte bizim şeyimizin özü bu. Bağlarımız güçlü, temelinde sevgi var ve birlikte sevda diyoruz. Onların sevecek Türkler olmadığı için belki ona bağlıyorum sevgiyi. Teşekkür ederim, sağ olun. Yani ben şimdi 2022'ni biliyorsun, Türkiye genelindeki tüm odalarımızın genel kurulu yeri. 2 Mayıs'ta sanırım turnuvamızın genel kurulu olacak. Meslektaşlara neler söylemek istersiniz? Ne gibi mesaj vermek istersiniz? Şimdi tabii ondan önce birkaç dileğim var. Dileğim şu, bir kere meslek mensuplarından, meslek anlamında söyleyeceğim de biraz mesleki örgütsel açıdan birkaç şey söyleyeceğim. Biz 2019 seçimlerinin, TÜRMOM seçimlerinin nispi temsili bir anlamda bitirdik. Bu nispi temsili çıkartanları bir anlamda gerekince haberler keskin günleri kullanmayacağım. Gereken dersi aldıktan önce. Şimdi benim birinci dileğim şu İstanbul meslektaşlarından 14-15 Mayıs'ta yapılacak olan oda seçimlerimizde şu tüm optalı bir nispi temsili bir sandalye görüntüsünler istiyorlar. Çünkü nispi temsili demokratik değil üstelik. Dostlukları ayrıştıran eder. Bölen, parçalayan bir sistem. Bu sistemin mesleği hiçbir yerde yok. Bizden başka da hiçbir yerde yok. Ama şunu da karşı değilim. Farklı düşüncelerin kendi ifade edebileceği evet. Ortamlara sona kadar da saygı duyuyorum. Mesela biz bunu hayata geçmek için danışma meclisini kurduk. Beceremedik, sürdüremedik. Yasal bir dayanağı olmadığı için işlevsel boyutu da olmadı danışma meclislerinin. Ama ben ticaret ve sanayi olduğu gibi meclis üyelerinin seçildiği,
parlamento dolu gibi. Onun içerisinde yönetimin seçileceği bir yapılanmayı. Bunu oda basında mı? Oda basında gitmek istiyorsunuz. Oda basında. Türkiye genelinde. Türkiye, tüm odalarda. Evet. Önce oda meclis üyeleri seçilsin. Meclis kendisinden başkanın ayrı seçsin, yönetimin ayrı seçsin. Ve meclis işlevsel olsun. Mesela bütçe gibi, mesela şu anda bizde bütçeler 3'te 1 uygulanıyor biliyorsunuz. Genel tutar gelen. Böyle işlevsel bir boyut olduğu takdirde mesleğin daha iyi yol alacağını inanmaktayım. Bu benim gelecek değil beklentimden bir tanesi. Tabii herkes çok ağzını almıyor ama ben rahatlıkla da söyleyebilirim. 5'e 4'te kalması lazım artık. Yani örgütü kucaklayamıyoruz. Yani İstanbul, Ankara, İzmir odaklı bir temsil boyutu oluyor olay. Geçenlerde Eczacılar Birliği'ni ziyarete gittim. 9 kişilik yönetim kurulu var. Çok enteresan. Oda başkanı Samsun'da, sekreter Isparta'da, Sayman Urfa'da. Yani 9 da ayrı ilden geliyor. Şimdi bizde de böyle olması lazım. Türkiye'yi kucaklayan yönetim olması lazım. Evet. Bunun en büyük engel bana göre 5'e 4 olayıdır. Bugüne kadar göre yapan hiçbir yeminli başkanıma en ufak bir olumsuz laf söylemeyeceğim. Hepsi güzel insanlar. Başka bir şey, demokrasi başka bir şey olduğunu diyorum. Bugün varız, yarın yokuz olayda. Bu benim hayallerimden bir tanesi. Bu mutlaka olmasa, uygun bir siyasi ortam olduğu zaman mutlaka düzenir. Bakın en son bir önceki seçimde çok enteresan nispi temsil yüzünden koskoca Türkiye'de 2 oda temsil etti. 4 kişi. 4-3 İstanbul'du. Biri İzmir. İzmir, evet. Ankara yok. Yani 3 tane grubun birer tane adamı girdi şeye, yönetim grubuna. Grup isimlerini ekranlara girmesi de vermiyor. Bunu herkes biliyor. Yani bu bir. İkincisi meslektaşlarıma gelecekle ilgili karamsar olmamalarını diliyorum. Karamsarlık, negatif olmak iş yaşantınıza da olumsuz yansıyan bir duygu olarak. Evet. Yani iyi düşünelim ama ne yapacağımızı bilelim. Yani artık bu mesleği aşamadık. Aşanlar var ama ben dolaşıyorum, gurur da duyuyorum. Yani tek başına meslek olarak görmemeli lazım. Biraz ifade ettiğimiz o sanal dünyalar, dijital dünyalar, yapay zekalar. Böyle bir sürece giderken artık bu işin 3-5 kişinin bire gireceği bir iş olarak görmeleri lazım. Bunu görebilirlerse ve bir de süpermenlikleri bırakırlarsa, yani bir malmışlar her şeyi bilmek zorunda değil. Bir ortağı bir başka alanlarla ilgilenmeli, bir ortak başkanın. Ya bu anlattığım hayaldeki ki birçok kurumsalcılığa yapıyor bunu. Evet, evet. Ne fark mıdır onlardan? Bakın dört büyüklerden sonra bir sürü Türk firmaları oluştu Türkiye'de. İsimlerine girmiyor ama çok arkadaşlığımız bir yapıları kurdular şu anda. Peki. Ben geleceği söyleyeceğim en önemli nokta bu. Yani ben bunu başaracaklarını bilmiyorum mesela. Başaracaklı olaydan bahsetmişken yani iki ayrı odan olsun demek istiyorsunuz. Ben iki ayrı odaya karşıyım. Yani ben aslında yani yeminli odaları ile SMM odalarının 5'e 4 ortadan kaldıktan sonra yani devam edebilirlerdi. Yani yeminli odaları devam edebilirlerdi. Bu bir zaman meselesi, beklenti meselesi, ihtiyaç meselesi. Böyle bir ihtiyaç varsa tek oda olunabilir. Eğer ayrı ayrı yönelecekse yine devam edilebilir. Ama ayrı birlikler olmak, tek birlik olur. Çünkü her ikisi de, yeminli odası da, SMM odası da muhasebe mesleğini ifade eder. Biri kaydını tutuyor, raporları hazırlıyor. Evet. Biri de denetimini yapıyor. SMM de bu denetimini yapıyor olayda. Yani o benim için öncelikli bir olay değil. Öncelikli olarak ifade ettiğim demokrasi olarak bakıyorum. Yani öyle bir şey yok ya. Yani hem Türkiye'yi kucaklayamıyorsunuz, nispi temsili daha da beter duruma geldi. Yani bunu, zaten hayat bize bunu götürecek. Yani 5'e 4 olay diyorsun kalkarsa, meslektaşları daha sıkı bir şekilde kucaklayacağız.
daha güzel şeyler yapacağız. Türkiye'yi kucaklarsa, evet. Türkiye'yi kucakladığınız yapılar daha güçlü olurlar. Ve burada nedir? İki dönem kuralı var. Ben mesela ilk yıllarda, tabi uzun yıllar yapmış bir insan olarak bana bir şey düşmez ama ben iki dönem kuralını biraz olumlulaştığını gözlemliyorum. Yani 6 yıl az bir süre değil. Yani 6 yıl iki dönem olayı bence çok yeterli de güzel de bir süre. Hem Türkiye'de rotasyon uygularız. Yani temel İstanbul, Ankara, İzmir her zaman olmak zorunda bu yapılır. Ama diğer 6 tane Türkiye'de rotasyon yap. Yani her bölgelerden birer kişi alırsın. Bir sonraki gün başka bir ilde alırsın. Böyleydi. Mesela biz geçmişte, ben çok iyi hatırlıyorum. Rahmetli Ahmet İçer yönetim kurulu yaptı. Konya'da Tayfun Çavdar yaptı. Ertan Akbaşlamış'tan yaptı. Kayseri'den Enver Erciyes yaptı. İşte Ordu'dan, oradan, buradan Orhan Şevkil Ordu'dan yaptı. Yani epey arkadaş, o nispeti olmadığı dönemde yer aldılar tüm okullarına. Ama şimdi nispetlerinden dolayı yüz ikiliklendik ve temsil olayı da olmuş. Şimdi İslam olmadı bir yönetim size yürür mü? Bence yürümez. Yürümez. Olacak. Yani şu an 1/3 üye İstanbul'da mı? 50 bin üye var İstanbul'da. Yani 120 bin üye var Türkiye genelinde. Bunun 50 bin İstanbul. İstanbul'un temsil edilmediği bir tüm o asla onu söylemez değil. Zaman herhalde bizi bu noktaya getirecek diye düşünüyorum kısacası. İnşallah iyi olur. Bir şey daha sonra söylüyorum. Yani biliyorsun avukatları parçaladılar. Avukatlar mı? Avukatlar biliyorsun. O da öldüler. Yine de Türkiye genelindeki siz meslek mensuplarına odalarla ilgili böyle bir düşünceler vardı, söylemler vardı. Şu anki konum ne? Ne biliyor musun? Bu konu nispi temsili gibi tarihin karanlığı gömülen bir süreç oldu. Neden? Bu ince hesap, ince ayarcılar var bu ülkede. Siyaseti dizayn edenler var. Siyaset mühendisleri var. Böyle yaparsam acaba Barolar Birliği'ni istediği gibi yönetir miyiz diye hesap kitap yaptılar. Fiyaskule mi? Evet, fiyaskule. Yani çok enteresan, böyle yakın insanlarla görüşüyoruz. Yukarıya yakın insanları, yani Allah'a diyelim şeye yakın insanları. Onlar da pişmanlar şu an. Ya böyle bir yerde hata yaptı, yanlış yaptı. Ama en güzel Barolar Birliği başkanı yaptı yani. Diyor ki, İstanbul'un iki tane baro var, bir de İstanbul barosu diyor, bir de ikinci baro diyor. Yani İstanbul barosu olarak adlandırılıyor. Yani şimdi bu bitti bana diyor. Evet. Dolayısıyla ya bu tip şeyle oynamamak lazım. Yani demokratik yerlerle oynayarak görünmeyen bir gün çok enteresan. Ben şöyle bakıyorum, 7 tane meslek bilim özelliği var. Bu meslek birlikleri aydın insanlar. Yani okumayan, yazmayan, üniversite mezunu. Şimdi biraz önce de ifade ettiniz, bizde de serbest mahsulcilik vardı. O koşullarda yeni bir yasa çıkmış, bu mesleği yapanlar yapsın dedik. Serbest mahsulcilik öyle çıktı. Ama kalkacak dedik, bir gece, evet. Neyin anlamı? Evet. Kanun çıktı, her çıkın, bitecek olay. Ve bitti şu an 2000-3000 tane serbest mahsulcilik var. Ki zamanla onlar da anlıyor. Onlar da Allah uzun ömür versin, yavaş yavaş öbür tarafa motoru gidiyorlar, yaşları belirmişe, hepsi uzun ömürler diliyorum. Zaten mesleği yapmıyorlar bir çoğunluğu, yani yapmak isteyenler maymışlar oldular, sınavlarına girdiler, kapılır artık ettik. Dolayısıyla aydın bir camia, yani. Meslek örgütleri, yedi meslek birliği, burada oynayacak oyunlar tutmuyor sürekli. Yani, ben bizim alnımız oyunlarla bağlandığı soru söyleyeyim. Yani biz işte Çağdaş Demokratlar grubu yıllardır içerisinde %80'le oy aldık. Bu oy nedir anlamı? Her bir siyasetten oy alıyoruz anlamına geliyor. Yani bize her parti oy veriyor. Partisi bir teknik sahibi. Evet. Çünkü hani dediğim ya o kapıdan girerken insanlar bizim insanımız meslektaş gibi baktığımız için İnsanlar bunu görüyorlar. Gördükleri için
kendi tabanları zannettikleri birçok insan geliyor. Ya bu çocuklar kalbi temiz, bu çocuklar bu işi daha iyi yapıyor. Çok insan var. Böyle bir gen ayarına kalktığın zaman bu aydın meslek örgütleri buna izin vermiyorlar, vermeyecekler de düşünüyorum. Bilmiyorum ya. Teşekkür ediyorum. Ben ilgili çok teşekkür ediyorum. Meslektaşlara söylemek istediğin, vermek istediğin mesaj varsa buyurun, lütfen. Ya tabii şunu söyleyeyim. Sevgi çok önemli diye ben inanıyorum. Sevgi olmazsa tomurcuklar çiçek açmayacağına inan var değil. Sevgi olmazsa ailenizde huzur olmayacağına inan var değil. Sevgi olmazsa mesleğimizde gelişme olmayacağına inan var değil. Sevgi bir toplumun, hayatın temel doğrusu. Mesleklerimizi sevelim her şeyden önce. Mesleğimize sevgi katarsak, birbirimizi severim. Birbirimize değer verirsek, inanın daha güzel günler bizim olacak. Benim gözlemim şu, en büyük sıkıntıyı mesleğe yeni giren arkadaşlarım yaşıyor. Ama meslekte 5 yıl, 10 yıl dolmuş arkadaşların büyük bir bölümünün her şartında çok iyi olduğunu biliyorum. Genç arkadaşların biraz acele etmemelerini, sabırlı olmalarını, ne yapacaklarını iyi bildiği takdirde onlara da güzel bir gelecek beklediklerini, yıllardır bu işi yapan arkadaşlarım da artık bu işi tek başına değil, yanındaki çalışanlara da ortak ederek onlar bildiğini yaparlarsa çok güzel gelecekler bizim olacaktır. Bana bir daha bu dünyaya geldiği zaman hangi mesleği tercih ederse yine malumuş olmaktan gurur duyacağım. Sadece sizinle onlara sağlık diliyorum. Huzur ve mutluluk diliyorum size. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim.